Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sayın AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanım, yine ilçe kadın kolları başkanımız, sayın ilçe milli eğitim müdürüm, ilçe müftümüz, mahalle muhtarımız, değerli meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Yeşiltepe mahallemizin kıymetli sakinleri, Zeytinburnu Belediye'mizin ve saygıdeğer belediye başkanımızın ev sahipliğinde düzenlenen Konyalı Camii'nin temel atma törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Öncelikle cumanız mübarek, dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun diyor. Temel atma törenimizi kelamların en güzeliyle başlatıyoruz. Şimdi hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Aşr-ı Şerif tilavet etmek üzere Konyalı Camii İmam Hatibi Akif Aksoy hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Amen.
eder. İşte doğru yola ermiş olması umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. Şu mübarek demlerde bu ulvi hitabın muhatabı olmak ve Rabbimizin rızasını kazanmak gayesiyle düzenlenen Konyalı Camii'nin temel atma töreninde ilk olarak sizlere hitap etmek üzere ev sahibimiz, Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Çok değerli milletvekilim, kıymetli İstanbul müftümüz hocamız, Zeytinburnu kaymakamımız, ilçe müftümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz, mahallemizin kıymetli muhtarı, meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanımız, değerli komşularımız, Yeşiltepe mahallemizin kıymetli sakinleri, hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, nerede bir kubbe varsa, nerede bir minare varsa, orası Müslüman yurdudur. Nerede al bayrağımız dalgalanıyorsa, orada Müslümanlar huzurludur ve bütün insanlar güvendedir. Bu sözleri büyük bir inançla söylüyorum. Yaşatmak, hakkını vermek zorunda olduğumuz kutlu bir miras bu. Hayatımızla, yaptıklarımızla ve yapmadıklarımızla. Bugün bu minvalde güzel bir iş yapıyoruz. Bunun için çok mutluyum. Zeytinburnu semalarındaki bir boşluğu doldurmak için İlk adımı atıyoruz. 1953'te Konyalı Camii'ni yaptıran Hacı Mustafa ve Hacı Ayşe Çetinbulut'a, 80'li yıllarda yenilenmesine vesile olan Hacı Salih Aktaş'a, Zeytinburnu'na borcumuzdu bu. Bizimle bu mutluluğu paylaşmanız, burada olmanız benim için çok önemli. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Biz kardeşiz, biriz, beraberiz ve bunu önce camilerde idrak ederiz. Kalplerimiz birbirine yaklaşır aynı safta. Bilmesek de, tam olarak anlayamasak da hissederiz. Geçmişten bugüne uzanan, sonsuza dek süreceğini bildiğimiz bir bağ, bir ruh, bir hal, bu bir renk vardır bu camilerde. Sadece bir ibadethane değildir elbette. Sadece ahiret yurduna hazırlık için gitmeyiz camilere. Birbirimizi görürüz, toplanırız, cem oluruz. Dünyadan, bu yalan dünyadan haberimiz olur. Belki birinin maddi bir sıkıntısı, belki manevi bir buhran, belki hayırlı bir haber. Duyarız camilerde, dinleriz. Kendimizi o açken tok yatamadığımız komşularımızı, bazen alan, bazen veren el oluruz. Kusurları örtmeyi, güzellikleri paylaşmayı öğreniriz. Büyükler anlatır, çocuklar neşe verir. Cenazeler ebedi aleme uğurlanır. Bayram sabahlarına orada kavuşuruz. Camiler hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır, şahididir. Dünyadan uzak bir yer bulmak istediğimize de gideriz camilere. Rahat bir nefes almak için. Muhasebe yapmak, düşünmek, af dilemek, yeniden başlamak için. Mekana, şehre, insana mana katar camiler. İnsanın, dünyanın binbir haline tercüman olur. Belki de bu yüzden kimileri görkemlidir, kimileri biraz daha suskun, kimileri daha albenili. Allah ezeli ve ebedi kardeşliğimizin sembolü olan camilerimizden ezan seslerini eksik etmesin. Amin. Değerli hemşehrilerim, Konyalı Camii'nin
temel atmasına geldiğimiz bugün de bu caminin kısaca hikayesinden bahsetmek istiyorum. Camimiz Haziran 2019 Silivri depremi sonrasında mühürlendi. Çünkü yıkılma tehlikesi taşıyordu. Ve nihayet 17 Haziran 2020'de yıkıldı. Ve yıkılmasından itibaren daha büyük ve güzel bir cami inşa etmek için imar planında cami alanında kalan parsellerin kamulaştırılmasına, tahsisine başladık. Cami alanında bulunan 1856 ada 3 ve 4 parsellerin bir kısmını hemen uzlaşmayla Yeşiltepe'li hemşehrilerimiz, komşularımız biliyorlar. Bir kısmını da dava açmak yoluyla ki o bize epey bir vakit kaybettirdi. Kamulaştırdık. Toplam kamulaştırmaya o tarih itibariyle ödediğimiz miktar 6 milyon 300 bini aştı. Sonuncusunu 16 Haziran 2020'de olmak kaydıyla İBB, Cami Derneği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokoller imzaladık. Böylelikle gördüğünüz alanın tamamına cami yapımına uygun hale getirilmesi işlemini 5 Ocak 2022'de tamamladık. Bunları biraz da bu uzayan süreci ki buradaki hemşehrilerimiz biliyorlar, her buraya gelişinde sordular. Buradaki uzayan süreci izah etmek üzere anlattım. Tamamını benim arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, herkes adım adım takip etti. Yıktık ve yeniden yapıyoruz ama bu gecikmenin sebebi nedir? Bunun için gerçekten epey bir kağıt üstünde uygulamada mesafe almamız, çalışmamız icap etti. Buraya çok daha büyük, çok daha güzel, hayatımıza anlam katacak bir cami yapmak istedik. Buna da uygun çok güzel bir proje hazırladık. Bu yıl 8 Mart'ta yaptığımız ihalenin ardından 11 Nisan'da burada yer teslimi yapıldı ve inşaat başladı. Toplam 1350 kişilik bir ibadet alanı var muhterem hocam. Burada ayrıca hepinizin bildiği gibi taziye evi, dernek merkezi, derslik, çay evi, bebek bakım odası ve otopark olacak. Bütün detayları dikkatlice düşünülmüş, estetik, Zeytinburnu'na ve İstanbul'a yakışır bir cami olacak inşallah. Biz Konyalı camimizin bu semte, ilçemize ve İstanbul'umuza küçük de olsa mütevazi bir katkı sağlayacağına inanıyorum ama özellikle semtimize çok güzel bir aynı zamanda hayat alanı kazandırdığımıza inanıyoruz. Minareleri göğe doğru yükseldikçe inşallah güzelliğini hep birlikte göreceğiz. Bunun için bugün açılışımıza teşrif edemeyen, daha önce de Zeytinburnu'nda başka bir eseri bulunan Konyalı camimizin de mimarı, müellifi Aydın Yüksel Hoca'ya gıyabınızda çok teşekkür ediyorum. Aydın Hoca, Zeytinburnu'nda Seyit Nizam camimizin de mimarı, çok tecrübeli bir hocamız. Bu arada bu kamulaştırma çalışmalarının uzun sürmesi dolayısıyla projeye de gerçekten dikkatli bir emek harcadık, taraflarla görüştük. İyi bir eser ortaya çıkacak diye inanıyorum. Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Bu vesileyle bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, dernek başkanımız arka tarafta kaldı, epey bir arka tarafta. Dernek başkanımıza, mesai arkadaşlarımıza, burada inşaat yürütecek olan yüklenici arkadaşlarımıza, komşularımıza, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Allah camimizi cemaatsiz bırakmasın, çocuk seslerinden mahrum etmesin. Nice hayra, nice iyiliğe, nice kurtuluşlara vesile olsun inşallah. Zeytinburnu, Konyalı camimiz, Zeytinburnu'muza hayırlı uğurlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hitap etmek üzere Zeytinburnu Kaymakamımız Zekeriya Güney Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakam. Çok kıymetli milletvekilim, değerli başkanım, il müftüm, mesai arkadaşlarım, değerli mahalle sakinleri, bugün burada hayırlı bir işin temel atmasına şahitlik ediyoruz. Daha önceden de iki defa yıkılıp, üçüncüsü
yapılacak bir camiyi temelini atacağız. Tabii ki ilçemiz, bölgemiz deprem bölgesi. Bugün temelini atacağımız camiyle daha sağlam, daha güvenilir, daha estetik, daha modern bir camiye kavuşup daha fonksiyonlu tüm vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edecek bir caminin temelini atacağız. İnşallah en kısa sürede biter. Açılışında da buraya geliriz. Açılışını hep birlikte yaparız. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Zekeriya Güney'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de açılış, daha doğrusu temel atma törenimizi katılımlarıyla onurlandıran İstanbul İl Müftümüz Profesör Doktor Safi Arpagoş hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Saygıdeğer milletvekilim, pek muhterem kaymakamım, belediye başkanım, Zeytinburnu müftüm, milli eğitim müdürü, Zeytinburnu'nun çok kıymetli halkı, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek ana, bu cami temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tabii bir cami açılışında İstanbul Müftüsü ne söyler? İslam kültüründe caminin yeri, önemi son derece önemli. Çünkü sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk orada bir cami, mescit inşa etmekle işe başlamıştır. Bu demektir ki bir toplum inşa edilecekse camiden başlanır ve onun etrafında gelişerek bir toplum büyür ve imanıyla, İslamıyla, ezanıyla, Kur'anıyla bir kültür ve bir inanç inşa edilir. Şüphesiz Yüce Kitabımız Allah'a ahiret gününe iman eden ve namazı kılıp zekatı veren ve Allah'tan gerektiği gibi ittika eden müttaki kulların imar ettiğini mescitleri ifade eder bize. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam da kim dünyada bir mescit bina ederse Cenab-ı Hak ona ahirette bir bina inşa eder buyurur. Yine bizim geleneğimizde öldükten sonra amel defterinin kapanmadığı hususlardan birisi sadakayı cariye bırakmaktadır ki işte biraz önce de zikredildi. 1950'lerde yapımına başlanan, sonra tadil edilen, birkaç neslin imarından geçen, bugün de yenilenen ve burada ismi zikredilen bütün bu zevatın sadakayı cariyesi, amel defterini hiç kapatmayan bir hayır olarak bu cami ve bu inşaat bugün karşımızda. Cenab-ı Hak hayırlısıyla kazasız belasız tamamlamayı nasip eylesin. İnşallah bu camilerimizi müminsiz bırakmasın. Secdelerimiz Hakk'a ulaştırsın. Ezanlarımız minarelerimizden hiç eksik olmasın. Zeytinburnu gibi kıymetli bir semtimizde böyle güzel bir camiye vesile olan bütün hayırseverlere yine bu yükü alıp bu binanın, bu caminin tamamlanmasında emeği geçen idarecilerimize, belediye başkanımıza, hepsine saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah tamamlayıp açılmasını da birlikte bir merasimle yapabileceğimiz güzel günleri bizlere gösterir. Cenab-ı Hak semtimizi, İstanbul'umuzu her türlü beladan, kazadan, afetten, depremden hıfzı himaye eylesin diyorum. Bu duygularla hayırlı mübarek olsun diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Çok kıymetli belediye başkanımız, saygıdeğer il müftümüz, çok kıymetli kaymakamımız, ilçe müftümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, AK Parti ilçe başkanımız, kıymetli muhtarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, Zeytinburnulu hemşehrilerim, Yeşiltepe Mahallesi'nin kıymetli sakinleri, öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle,
selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Bugün mübarek bir gün, Cuma günündeyiz. Cumanızı tebrik ediyorum. Bu mübarek günde çok güzel bir temel atma töreninde bir aradayız. Yeşiltepe mahallemizde bir camimizin temelini inşallah hep birlikte atacağız. Rabbim en kısa zamanda tamamlanıp açılışını yapmayı da hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, hem belediye başkanımız, hem kaymakamımız, hem de çok kıymetli il müftümüz, değerli hocamız, caminin ne anlama geldiğini acizane ifade ettiler. Camilerimiz, ben bazen tefekkür edip düşünüyorum, Türkiye'de 90 bin civarında cami var. Camilerimiz gerçek anlamda Efendimizin Medine'ye hicret ettiğinde, hocamızın ifadesiyle inşa ettiği caminin görmüş olduğu fonksiyonu yerine getirip görmüş olsa, adeta dünyada cenneti yaşar, orada tam bir İslam toplumu inşa edilmiş olur diye düşünüyorum. Camilerimiz hem ülkemizde hem de bütün bir İslam dünyasında medeniyetimizin o topraklara vurulmuş yegane nişaneleridir. Camilerimiz sadece işimizi görüp sonra gittiğimiz mekanlar değil, tanıştığımız, dayanışma içine girdiğimiz, kaynaştığımız, sosyalleştiğimiz, toplum olduğumuz ve millet olduğumuz mekanlardır. Ümmet dediğimiz olgu ilk önce camilerde başlar ve oluşur. Rengine, diline, kökenine, nesebine bakmadan camide toplanır, cem olur, kardeş olur, sonra ümmet oluruz. Cami varsa kardeşlik vardır. Cami varsa dayanışma vardır. Cami varsa yardımlaşma vardır. Cami varsa orada toplum inşa olmuştur. Millet olmuştur. Ama cami yoksa herkes kendi haline düşmüştür. İster az inanalım, ister çok inanalım. İster az yaşayalım, ister çok yaşayalım. Bir milleti millet yapan yegane en temel düstur dindir. Dinsiz bir toplumun millet olma şansı yoktur ve geleceği yoktur. Sadece yığındır. İnsan sürülerinde ibadettir. O yüzden dinimizin yaşandığı, yaşatıldığı, bütün ilkeleriyle birlikte icra edildiği yerler olan camilerimizi çoğaltmalı, yaşatmalı ve buraları hakkıyla gerçekten Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şekilde fonksiyonel olarak hayatımızın merkezine koymalıyız. Gençlerimizin cıvıltılarının, çocuklarımızın cıvıltılarının, gençlerimizin coşkularının, heyecanlarının, kadınlarımızın nezahatinin, nezaketinin eksik olduğu camiler mahzundur, hüzünlüdür, eksiktir. O yüzden bizim önemli fikir, düşünce ve edebiyat insanlarımızdan şairimiz, yakın zaman önce ahirete irtihal eden Üstad Sezai Karakoç camiyi şöyle tarif ediyor. Çok güzel bir tarif. Ben her zaman onu düşünür, tefekkür ederim. Cami diyor, mihrabıyla tapınaktır. İbadet ettiğimiz yerdir.
minberiyle toplum ve devlettir. Kürsüsüyle ise diyor okuldur. Camilere gittiğimiz zaman kürsüden hocalarımız adeta şurada okulda olduğu gibi bize eğitim verir. Çocukluk yaşımızdan itibaren inancımızın bütün ilkelerini, medeniyetimizin bütün değerlerini orada öğreniriz. Her hafta yeniden bir eğitime gireriz. Minberiyle eğitimimizi alırız. Ve Rabbimize de kulluk ettiğimiz mihrabımızdır. O yüzden Rabbim bu topraklardan camileri, ezan seslerini eksik eylemez. İlelebet gök kubbemizde doğumumuzla, ezanla başlıyoruz hayata, ezan ve sela ile. Yine sela ile hayatımızı tamamlıyoruz. Bu değerlerimizi hiçbir zaman Rabbim üzerimizden eksik etmez. Bu caminin temel atma töreninde bulunmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çok kıymetli belediye başkanımız başta olmak üzere, bugüne kadar bu caminin yeniden temelinin atılma sürecini takip eden ve caminin mahallemize yakışır şekilde yapılmasına emek veren bütün kardeşlerimize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. 50'li yıllarda yapılmış. Milletimiz ibadethanelerini Allah Resulü'nün lütfuna mazhar olmak ve Allah'ın emrini yerine getirmek için kendisi yapar. İnanıyorum ki 90 bin camimizin çoğunu, tamamına yakınını bu aziz millet yapmıştır. Neden? Çünkü herkes o müjdeye muhatap olmak üzere. Kim ki bu dünyada bir mescit inşa ederse Allah da ona ahirette bir bina inşa eder. Yine Allah'ın mescitlerini ancak ona iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı hakkıyla veren ve Allah'tan başkasından da korkmayan, onun önünde eğilmeyenler inşa eder ayetine muhatap olmak için bu aziz millet bu toprakları camilerle süslemiştir. O yüzden bu camilerde biliyorum ki isimsiz birçok insanın emeği, katkısı ve yardımı vardır. Allah hepsinin karşısına ahirette onları çıkarsın. Ve bizler de camilerimizi, bu müesseselerimizi yaşatalım ki küçücük yavrularımızın geleceğinden endişe etmeyelim. Geleceğimizi teminat altına alalım. Bu ülkenin, bu milletin ve İslam ümmetinin geleceği, tekrar ediyorum son olarak, camilerin hakkıyla fonksiyonunu yerine getirmesidir. Üstad Sezai Karakoç'un ifade ettiği gibi hakkıyla fonksiyonunu yerine getirmesidir. İşimiz bittiğinde hemen namaz kılıp çıktığımız mekan değil, gerçek anlamda bir toplum, bir devlet, bir okul gibi kullandığımız, yardımlaşma, dayanışma, kardeşliğin merkezi haline getirdiğimiz caminin olduğu yerde huzur vardır, mutluluk vardır, kardeşlik vardır, dayanışma vardır, aşk vardır, sevgi vardır. Allah camilerden bizleri ayırmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yardımcı olsun. Canı gönülden katılıyoruz. Şimdi Konyalı camimizin temel atma törenine geçeceğiz. Az sonra butonlara basılacak. Sayın vekilimize temel atma töreninde eşlik etmek üzere saygıdeğer İstanbul İl Müftümüzü, Sayın Kaymakamımızı, Sayın Belediye Başkanımızı, Sayın İlçe Müftümüzü, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımızı, yine mahalle muhtarımız Sayın Nadiye Polat'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızı efendim. Şimdi sizin şunu merak ettiğinizi biliyorum. İyi temel atıyoruz da ne zaman bitecek? Öyle ya, yani bir şey söylememiz de, öyle mi? Şimdi efendim, burada benim karşıda fen işlerinden arkadaşlarımız, duyuyor musunuz beni arkadaşlar? Duyuyorsunuz. Onların bana bildirdiği tarih 15 Mayıs 2023. Fakat geç yani, 15 Mayıs 2023 biraz geç. Şimdi ben söz olarak 15 Mayıs 2023'ü söylemiş olalım. Bu sözümüz, ama
bir hedef de ortaya koymamız lazım. Bunu sizin huzurunuzda Ramazan bayramını camide kılmak olarak ilan ediyor. Bu hedef Allah ulaştırmayı nasip etsin. Çünkü Ramazan bayramı çok kıymetli. Ramazan bayramını yeni Konyalı camiinde kılmayı Allah nasip etsin. Bu da Fenişlerinin hedefi olsun. Yüklenici de o zaman arkadaşlar. Ramazan bayramını inşallah camide kılır. Şimdi ben kendi sözümün takipçisi olacağım. Mecburen. İnşallah yetiştiririz. Ben Müftü hocamıza son bir dua için bir takdim edeyim. Buyurun hocam. Hocam sen de gidin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tarikin müstakim. Bibereketi Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ya Rabbel alemin. Bu temel atma törenimizi, bu cami inşaatımızın temel atma törenimizi hayırlara vesile eyle. Mübarek ve müteyemmen eyle. Bugün temelini attığımız gibi inşallah tamamlayıp açmayı da nasip eyle. İnşaatı süresince her türlü kazadan, beladan, musibetten hıfzı himaye eyle. Ya Rabbel Alemin, camimizi, ibadet hanelerimizi cennet bahçelerinden birer bahçe eyle. Yavrularımızın, gençlerimizin, müminlerimizin buluştuğu ibadet haneler eyle. Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Nebevisine şube eyle. Secdelerimizi, içinde yapacağımız ibadetlerimizi hak katında makbul eyle. Ya İlahel Alemin, ellerimizi açtığımızda dua eylediğimiz dualarımızı Cenab-ı Hakk'a, hak katına ulaştır ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ülkemize, milletimize, memleketimize dirlek, düzenlik ihsan eyle. Milletimize birlik, beraberlik ihsan eyle. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle. Bu konuda, bu hususta fedai can eden aziz şehitlerimize, milletimizin, devletimizin bekası hususunda fedai can eden aziz şehitlerimize, gazilerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri kendine layık kul, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Bu tür camileri inşa eden ve bizlere emanet eden ecdadımıza layık millet eyle. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabule karin eyle. İnşaatımızı, camimizi mübarek eyleyip tamamlamayı nasib-i müyesser eyle. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Başlıyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hep beraber butonlara basıyoruz. Ve camimizin temel atma merasimini, başlangıcını inşallah vermiş oluyoruz. Buyurun. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.